izlemeniz bu hafta böyle çok kıymetli bir konuğum var. Beni zaten sosyal medyamda takip edenler yakından bilecektir. Çok yakın dostum, arkadaşım, kardeşim Yasemin Erdem. Burada Yasemin Erdem Öztürk. Kendisi aynı zamanda bir cilt doktoru ve bugün bize ciltle ilgili çok güzel bilgiler verecek. Beni şimdiye kadar fazlasıyla bu konularda bilgilendirdi. Sizin de tabii ki de bu bilgilerle, bu bilgilerden faydalanmanız için epeydir bir zaman kolluyorduk. Nihayet bugün neymiş Yasemin'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. Sen de çok iyi görünüyorsun. İyi. Seni burada görmek çok güzel. Benim için de. Ayaklarına sağlık. Çağıran sağ olsun. Yasemin'cim şimdi biz tabii seninle sürekli konuşuyoruz ama burada ne kadar ben bir programa yeteceğimi de sanmıyorum. Öncelikle dermatoloji nedir? Yani bunu bir tanımlayalım. İçin çok fazla dolu bir yer dermatolojinin içi. Evet. Sonra ayrıntılarını bir konuşalım birlikte. Dermatoloji bir uzmanlık dalı. Tıptan sonra, tıp okuduktan sonra üzerine 3 yıl bazen 4 yıl süren bir süreç, asistanlık süreci sonrasında kazanılmış olan bir uzmanlık dalı. Halk arasında cildiye olarak da biliniyor ya da tabelalarda cildiye olarak da yazılabiliyor. Deri ve zürhevi hastalıklar uzmanlığı olarak da tanımlanabiliyor. Vücudun en büyük organına bakıyoruz biz hastalıklar ve sağlığı konusunda. Çünkü yüz ölçümü olarak gerçekten en büyük organ ve en çok göz önünde olan organ gözlerden sonra. Hem hastalıklarına derinin ve deri ekleri olan saçın, tırnağın hastalıklarına bakıyoruz. Hem onların sağlığı ve güzelliği ile ilgili uygulamalar yapıyoruz. Hem de zürhevi hastalıklar adı uzmanlığımızın içerisinde var. Cinsel yolla ulaşan hastalıklara bakıyoruz. Peki şimdi bu zürhevi dedin, bunu birazcık daha ayrıntılı açalım istersen. Zürhevi evet. Hastalıklar nedir yazdın? Zürhevi hastalıklar cinsel yolla ulaşan hastalıkların eski adı olarak kaldı ama hala uzmanlık tüzüklerimizde adımız bu şekilde geçiyor. Cinsel ilişkiyle ulaşan hastalıklar tanımlanıyor burada. İşte halk arasında en çok HPV olarak bilinen SİL. Bizim molluskum kontagiozum dediğimiz ama halk arasında adı su SİL'i olan kabarıklıklar. Frengi eski adıyla. Şimdi Frengi hala var mı? Frengi hala var. Eskiden tedavinin... Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok fazla yaygınmış ama özellikle Cumhuriyet dönemiyle Atatürk Cumhuriyeti ile en çok baş edilen hastalıkların başında geliyor. Savaşılan değil mi? Evet. Şimdi Frengi cinsel yolla ulaşan bir hastalık. Savaş zamanlarında daha hijyenin olmadığı ortamlarda muhtemelen daha çokmuş gerçekten. Ama özellikle antibiyotiklerin bulunmasından sonra ve hani ulaşım yolunun öğrenilmiş olup onun kontrolü sağlandıktan sonra oldukça azalmış vaziyette. Ama hala çok var. Büyük bir devrim değil mi? Cinsel kesinlikle. Yani birçok hastalık açısından antibiyotik çok büyük bir devrim. Çünkü Frengi bakteriyel bir hastalık ve penisilinle tedavi edilen bir hastalık. Ve hala tedavisinde ilk seçenek penisilin. O biliyorsunuz esas hani tıpta devrimlerden biri penisilinin bulunması. Ama hani son dönemlerde bazen çok tipik haliyle görülemiyor. Çünkü çok bilinçsiz bir antibiyotik kullanımı var. Yani hasta frengi olduğunu fark etmeden bile farklı antibiyotikler kullandığında bizim önümüze tipik tablolarıyla değil, bazen çok atipik tablolarıyla gelebiliyor. Ama hala gördüğümüz ve tedavi ettiğimiz devlet tarafından da takibi yapılan, bu ne demek? Bazı hastalıklar var. Siz o hastalığı gördüğünüzde devlete bildirmek zorundasınız. Ki devlet onun bulaşma yollarını saptayıp gerekirse o kaynakları da tedavi edebilsin diye. Hem sizin tedavinizin takibini yapsın ücretsiz olarak, hem sizin yakınlarınıza test yapsın yine ücretsiz olarak. Bunlar kanda çıkan testler. Frengi kanda tespit ediliyor ama bir hastanın frengi olup olmadığını değerlendirmek için önce herhangi bir lezyonunu hani bizim görüp işte genital bölgede yara olabilir, ağızda yara olabilir. Bilir. Ya da vücutta çeşitli döküntüleri olabilir hastanın. İlk bir ve ikinci evresinde. Bazen bu evreler kendiliğinden de geçebildiği için hasta fark etmeden de geçirmiş olabiliyor. O zaman yıllar sonra evre 3 ile ortaya çıkan bir hastalık. Evre 3'ünde de hani ciddi nörolojik problemlerle yani beyinle ilgili problemlerle hani denge kaybı, duyu bozukluğu gibi bulgularla ortaya çıkabilen bir şey. Bizim yapmaya çalıştığımız
tabii devletin de kontrol mekanizmalarıyla hastayı takip ederek yapmaya çalıştığı şey hastanın uygun tedaviyi alması, bulaşıcıya neden olan kaynakların da tedavi edilmesi ve hasta üçüncü evreye girmeden, çünkü o zaman bazı şeyler için geç kalmış olabiliyor, hastanın tüm tedavisinin tamamlanmış olmasını amaçlıyor. Frengi de cinsel yolu bulaşan hastalıklardan biri. Başka neler, Başka neler var? Bizim yumuşak şankır dediğimiz bir şey var. O da genital bölgede yarayla. Sevilen bir rahatsızlık. Yine bel soğukluğu var. Özellikle erkeklerde genital organdan iltihap gelmesiyle sevilen bir... Bel soğukluğu erkeklerde erkeklerde daha çok ortaya çıkıyor. Ama kadınlarda da hastalık yapabiliyor. Kadınlar daha çok taşıyıcı olmakla beraber bazı hastalık durumlarına rastlanabiliyor. Yine klamidya başka bir bakteri türü cinsel yolu bulaşan. Ya genital bölgede akıntı... ya da diğer belirtiler yapabildiği gibi bazen hani dizde iltihaplanma bile yapabiliyor. O yüzden hani onu yakalamak ve tedavi etmek de önemli. Onun dışında halkımızın daha çok bildiği AIDS hastalığına neden olan insan HIV virüsü, hepatit C virüsü ve hepatit B virüsü de cinsel yolu bulaşan hastalıklar arasında. Ama hepatit B bildiğim kadarıyla aşısı var artık. Evet, hepatit B'nin aşısı artık yeni doğan bütün çocuklara neredeyse yapılıyor. Hani o anlamda büyük oranda koruyuculuğu da var. Bazen tekrar etmek gerekebiliyor o şey. Hani biz de risk altında olduğumuz için ara ara savunma hücresi düzeyine baktırmak gerekebiliyor hepatit B'nin. Özellikle riskli işlerde çalışıyorsanız. Hani nedir riskli işler? Bizim gibi tıpla, sağlıkla uğraşan meslekler ara ara baktırıp eğer yeterli bağışıklık hücremiz yoksa tekrar yaptırabiliyoruz onu. Bir diğeri de hepatit C. Hepatit C'nin aşısı yok. Ama Allah'tan hani ben 20 yıl oldu mezun olalı. 20 yıl önceki tıp fakültesi derslerimizde hepatit C'den daha çok korkardık. Şöyle derdik. Hani hepatit B'nin hiç olmazsa aşısı var. Biz aşı olup korunabiliriz ama hepatit C başımıza gelince ne yapacağız diye. Ama çok güzel gelişmeler oluyor tıpta. Artık hepatit C'nin tedavisi var. 8 haftalık ya da Türkiye için 12 haftalık tedaviler verilerek tedavi edilebiliyor. Yine AIDS'in hatırlarsanız 1980'lerde hani çok büyük, çok sıkıntılı bir hastalık, çok herkesi çok kaygılandıran bir hastalık olarak ortaya çıktı. Hani nasıl kontrol edilebilir diye halka bilinçlendirme eğitimleri yapıldı. İnsanlar uyarıldı bu konuda. Ama artık onun da hem yaşam süresini uzatan hem de ki AIDS'teki ölümlerin birçoğu fırsatçı enfeksiyonlardan doğuyordu. Bu fırsatçı enfeksiyonun oluşmasını engelleyecek düzeyde AIDS'i baskılayan antiviral tedavileri var. İyi, yani bu cinsel ilişki sırasında evet birazcık korkutucu şeyler oluyor ama evet. Güzel gelişmeler de var. Güzel gelişmeler var. Ama tabii hani bunlardan temel şey korunmak. Evet tedavileri var diye konuşuyoruz ama sonuçta her tedavinde kendine göre bir yan etkisi, bir sıkıntılı durumu var. Hiç o yollara girmeden cinsel ilişki sırasında korunarak bunların birçoğunu engelleyebiliriz. Peki, Yasemin'cim, bu bir cinsel ilişki sırasında korunmayla ilgili olarak neyi önerirsin? Prezervatif önerebiliyoruz. Hani hastalıktan korunmak açısından. Tabii şöyle bir şey var. Prezervatif sadece erkek genitaline belli bir oranda kullanılan bir aparat diyelim. Evet, HIV'den, hepatit C'den, hepatit D'den koruyor olabilir ama sonuçta sil, su sili ya da frengi bazen sadece derinin deriye temasıyla da ulaşabiliyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Hani belki biraz daha sağlam ilişkiler, daha tanıdığımız insanlarla beraber olma ya da çok eşliğinin önlenmesi gibi şeylerde bir korunma yöntemi olabilir. Ama eskaza bunlardan biri bulaştıysa da hemen hepsinin tedavisi var. Var artık yani. Ölümcül bir ölümcül bir şey yok. Zamanında tanı ve tedavi olduğunda hepsi çözümlenebilecek problemler. Bir tek sihirle ilgili şunu vurgulamak istiyorum. Sil, insan papilloma virüsü, HPV olarak kısaltılan bir virüsün etken olduğu bir hastalık. Bunun belli bazı tipleri kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Dünyada daha yaygın, simir yapı takip edilebilir. Erkeklerde genelde sıkıntı çıkmıyor ama kadınlar için böyle bir problem var. Rahim ağzından simir alınmasıyla takip ediliyor zaten bunlar. Ve tüm dünyada 15 ile 45 yaş arasındaki kadınların aşılama programları var. Bu kanserojenik tipleriyle ilgili. Her tipi yapmıyor yalnız. Yani her sil olan hastada
illa kanser neden olan virüs tipi olacak diye bir şart yok. İnsanlar bununla ilgili çok kaygılanmasınlar. Anladım. Onunla ilgili aşılama programları da var. Hı-hı. İsteyen erken yaşlı aşılamasını da yaptırabilir. Hı-hı. Devlet şu anda bütün aşılama programını almadı ama Türkiye'de iki tane preparat var bu konuda. Aşılamayla büyük oranda kanser yapan tiplerin enfeksiyonundan koruyacak. Onlar sadece o dört tipin enfeksiyonundan korur. Çok fazla sayıda tipi var HPV'nin. Onlara karşı korumaz ama en azından kanserle ilgili riski azaltır. Ay, bu da güzel haber. Evet. Teknoloji gerçekten evet, çok gelişmiş. Evet, çok gelişiyor. Çok gelişmiş. Teknoloji demişken hani bugün bir tane şey video geldi onunla ilgili. Bu manyetik şeylerimiz etkilemesiyle ilgili. Bir taraftan hastalıklar tedavi ediliyor ama teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza tabii giren yeni yeni hastalıklar aynen var. Aynen öyle var. Onların da zamanla ya hı-hı doğaya tekrar evet ya belki bazı konforlarımızdan vazgeçerek dünyayı yani daha temiz tutarak hı-hı azaltılabileceğini. Yalnız şöyle bir şey varmış. Ne olursa olsun hani bunca şeye rağmen her geçen sene insan ömrü daha uzuyor. Yani bu bir gerçek. Değil mi? Evet. İnsan bu ömrü bir uzuyor gerçek bir taraftan. Evet. Mesela Atatürk dönemi Türkiye'sinde insan ömrü ortalama 29. Yani o gün doğan bir evet bebek ortalama 29 sene yaşıyor. Bugün 75 ile 80 arasında değil mi? Kızla erkek arasında güzel, evet, tabii evet, fark şeyde, var. Dünya Sağlık Örgütü artık hani genç, orta yaş ve yaşlı tanımlarını evet, bile değiştirdi. Artık 60 yaşındaki bir kişi genç sınıfını alıyor zaten. Öyle. Genç sınıflamalar değişti. Yani. Evet, aynen öyle. Uzamasıyla. Tabii bunda hani etkenler artık eskisi kadar savaş olmuyor. Yani eskisi kadar kanlı savaşlar olmuyor. Evet, tabii bu çok farklı büyük. Farklı savaşlar var. Hani ekonomik savaşlar var, işte soğuk savaşlar vardı, daha farklı şeyler var. Şimdi o işte bir savaşta milyonların öldüğü bir evet şey yok. Kıtlık yok. Kıtlık yok. Şimdi yok inşallah umarım. Yani Allah korusun. Allah korusun. O yüzden insan ömrü uzun tabii antibiyotiklerin antibiyotik bu çok büyük. Bu devrim değil mi? Antibiyotik. Tabii tıp dediğimiz devrimlerden biri o. Çünkü ortalama enfeksiyonlar da çok insan ölüyor. Ölüyormuş değil tabii mi? Antibiyotikle insan ömrü ortalama ben 20 sene diye hatırlıyorum. Birdenbire artış hızı. Evet. 20 yıllık çünkü bir çok basit artış. Enfeksiyonlar önceden tedavi edilemediği için insanlar ölüyordu. Enfeksiyonlar ölüm eskisine göre çok azaldı. Bu demek değildir ki hiç yok. Ölmüyor. Ve bu demek değildir ki antibiyotikler bütün problemleri önlüyor. Özellikle antibiyotiklerin biliyorsunuz yeni yanlış kullanımı değil mi? Evet, yanlış kullanımı nedeniyle direnç gelişimi çok fazla. Önceden saf penisilinle ölmeyen bakteri neredeyse yokken şu anda saf penisilin sadece birkaç hastalıkta kullanılabiliyor. Dirençten dolayı. Yanına direnci engelleyecek şeyler katılarak kullanılabiliyor. Her gün yeni antibiyotik molekülleri geliştirilmeye çalışılıyor ki dirençli bakteriler yenilebilsin. Bunu önlemin en büyük yollarından biri burada vurgulamış olalım o zaman. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının önlenmiş olması. Bu konuda adımlar atıldı. Çünkü artık reçetesiz antibiyotik alamıyor hastalarımız. Önceden başı ağrıyan, hafif ateşi çıkan gidip antibiyotik alıp gereksiz yere de kullanıyordu. Sen bu konuda çok titizsin biliyorum. Evet, çok titizim. Çünkü o hani sıkıntı sonra yine hastanın kendisini vuruyor. Hem antibiyotiğin ilacın gereksiz yükünü almış oluyor, hem olan şeyini düzensiz de kullandığı için direnç kazandırmış oluyor. Gereksiz yani evet, çok fazla kullanımı gereksiz. İyi peki dermatoloji dedik, bunun bir de deri kısmı var. Evet, önce çok kısa bir deriyle ilgili istersen bize bilgi ver. Daha sonra herkesin beklediği şu güzellik lekeler, güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri. Girelim, evet, tamam. Evet. Onlara fazlaca evet zaman ayıralım. Evet, yani deri gerçekten vücudun en büyük organı ve bütün her tarafı sarıyor. Çoğu yeri tüylü. Sadece avuç içi, dudaklar gibi bazı yerler tüysüz. Tüy hayatımızın bir parçası bu arada. Hani kadınlar genelde istemiyorlar ama yaşamsal önemi de var. Bu arada evet, şeyi nasıl buluyorsun? Adını unuttum. Hani güzellik salonlarına gidip kılları yaktırıyorlar ya. Evet, şimdi lazer epilasyondan evet bahsediyoruz. Ha, evet. Lazer epilasyon doktor kontrolünde yapılması gereken bir şey. Peki ne kadar riski var? Ya da riski var mı? Yani ne olabilir? Yanık olabilir. Yanağa bağlı lekelenmeler olabilir. Uygun kıla verilmeyen uygun doz kılın artmasına yol açabilir. Hmm. Yani hani öyle hastalar var. Hani çenesinde birkaç tane ince tüyle gidiyor. Bir yerde lazer uygulanmış oluyor. Sakala benzer bir şeyle hasta o seanslar sonunda bize gelebiliyor.
Yani o yüzden hastayı bir değerlendirmek konusunda mutlaka bir doktor değerlendirmesi, hangi kıla hangi lazer tipinin seçileceği, hangi dozun seçileceği ya da hangi kılın lazerden yarar görmeyeceğinin hastaya açıklanması gerekiyor. Çok önemli değil mi? Çünkü ince tüyler, açık renkli tüyler lazerden fayda görmüyorlar, tam tersi kalınlaşabiliyorlar. Ama tabii bu sektör çok geniş bir sektör ve çoğu da maalesef doktor kontrolünde değil. Dediğim gibi gereksiz atımlar olabiliyor, bilinçsiz atımlar olabiliyor, gereksiz uzun seanslar olabiliyor. Yani hani bir yere uygulamışsınız 6 seans örnek veriyorum, hiç fayda görmemişsiniz. Bunu 8 yapalım, 10 yapalım, 16 yapalım, bunun bir manası yok. Hem gereksiz zaman kaybı hem gereksiz para kaybı. Zaten doktor kontrolünde olması gerekiyor olayın ki biz sadece orada bir kıl kökünü yapma olarak bakmıyoruz olaya. Hani bu kişinin bir adet düzensizliği problemi var mı? Kıllanmasını arttıran bir yumurtalık kisti var mı? Hormonal bir sıkıntısı var mı? Ya da böbrek üstü beziyle ilgili bir problemi, aşırı çalışması var mı? Onlara müdahale etmek durumunda mıyız? Gibi önce klinik değerlendirme, sonra laboratuvar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekiyorsa hastayı alıyoruz. Yani bu basit bir kıl kökünün yıkılması olayı değil. Anladım. Ve bazen hastalar da hani ciddi yanıklarla, ciddi izlerle bize gelebiliyorlar. Evet. Yasal olarak bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Doktorun olduğu yerde yapılır lazer epilasyon. Peki, özellikle vurgulamak istiyorum. Kanserojen mi? Şimdi lazerin kanserojen olduğu ile ilgili bir bulgu yok. Zaten en fazla değerinin 1 santimetre altına girebiliyor. Daha ileriye gitmiyor. Bazı hastalarım soruyorlar işte hani koltuk altımıza yapıyoruz, lens kanseri olur mu? Ya da işte genital bölgemize ya da karnımızdaki tüylere yaptırıyoruz, yumurtalık kanseri olabilir miyim diye. Bununla ilgili bir bulgu yok. Dediğim gibi sadece 1 santimetre derine iniyor zaten. Daha sonrasında o ışık gitmiyor. O yüzden şimdilik çok büyük bir riski yok. Şimdi kanserle ilgili bir bulgu yok. Yok. Lazer epilasyonu. Gerçi çok da yeni o da var öyle değil mi? Tabii şimdi bazı şeylerin yani bu konuda olur deme şansım yok, ama bazı şeylerin yan etkilerinin, uzun dönem etkilerinin izlenmesi gerekiyor. Tam olarak bir şeyin yoktur denmesi için. Şimdi en basitten tekrar hani cep telefonlarına ve diğer şeylere dönersek. Tabii, aynı şey. Şu anda bir şüphe var cep telefonuyla ilgili. Var. Ama belki bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra kesinleştirilebilecek bu bulgu var değil mi? Biliyorsunuz mesela şeker kullanımı bir dönem motive edilmiş hastalar, insanlar arasında. Hani şekerli içilsin, şekerli yenilsin diye. 1960'larda olan bir şey. O sırada bir tek bilim adamı çıkıyor ki şeker zararsızdır diyor. Şu anda da hatırlayamıyorum. Düşünün. O da neredeyse aforoz edilecek. Hani bilim dünyasından şeker nasıl zararlıdır dersin diye. Bakın o kadar 60'tan sonraki yaklaşık 20 yıl, 60 yıl içerisinde hani şekerin nelere yol açabileceği, obezitedir, diyabettir ortaya çıktı ve artık şeker yemeyin deniyor. Ya da bir dönem kola motive edilmiş. Sigara üretimi, insanların içmesi ve kullanması motive edilmiş. Ne zaman? Tabii o reklamlar falan var. Şimdi tam hepsini bunu bir bakalım daha sonra. Aman Tanrım. Tabii sigara özellikle motive edilen bir şey. Biliyorsunuz ekonomik bir kaynakta sigara. Tütün ekilecek. Tütün sigara yapılacak, tütün eken kazanacak, fabrikayı kuran kazanacak, satan kazanacak. Bu ciddi bir ekonomik getiri aynı zamanda ve o yüzden sigara içmesi motive edilmiş bir dönem. Hatta yıllar sonra Amerika'da birkaç yıl önce buna ilgili bir dava kazanıldı. Sigara reklamları yasaklansın diye. Hani çok yakışıklı bir kovboy, atının üzerinde. Aynen. Bir taraftan ağzında sigarası. Zaman gerekiyor bazı şeylerin tam olarak ayrıntılı olarak ne kadar zarar verdiğiyle ilgili. Peki gelelim esas konuya, kozmetik. Evet, deri ve tabii, kozmetik. Yani hani biz şimdi iki bayan olarak da konuşuyoruz. Evet. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyor olabilirim tabii. Hani bir dermatolog ve bu işlemleri yapan biri olarak karşındayım ama. Bir kere kozmetik tam anlamıyla ne Yasemin? Kozmetik. Ne demek yani? Aslında hani sadece deri sağlığı ve mümkün olduğu kadar en iyi görünmesi olarak algılanırsa iyi bir şey. Hani ne yapalım, derimize bakalım, bir temizleyelim, bir nemlendirelim, siyah noktalarımız varsa uygun ürün kullanalım, lekemiz varsa uygun ürün kullanalım gibi yerden başlayıp, evet. dolgu yaptıralım, botoks yaptıralım, işte mezoterapi yaptıralım, PRP yaptıralımdan devam edip, daha sonrasında plastik cerrahlarımızın yaptığı yüz germeler, işte gıdı kaldırmalar ya da buradan yağ almalara kadar uzanan bir kozmetik estetik yelpazesi var. Biz bunun neresinde ne kadar duralım? Bir kere en önce sağlıklı bir ciltten bahsedersek, sağlıklı ciltin temel şeyi sağlıklı beslenmek, temiz tutmak,
mutlu olmak. Kesinlikle. Mutlu da cildi parlatan ve güzel gösteren evet, bir şey. Evet, çok doğru. Yani bir evet. insanın yüzü ya da cildi parlıyor olabilir ama gözleri parlamıyorsa yine orada bir eksiklik vardır güzellik anlamında. İçten gelen şeyin de yüze yansıması gerekir. Temiz havada yaşamak, sonuçta hava kirliliği cildin kalitesini bozan bir şey. Sigara kullanmamak, bana geliyor hastalarım. Bazıları botoksoluğu da istiyor. Bazıları diyor ki sadece cildim parlasın istiyorum diyor. Sigara içiyorsa ve bazı uygulamalarda ona pahalı geliyor. Diyorum ki cildinizi parlatmanın en ekonomik ve en sağlıklı yolu sigarayı bırakmanızdır. Çünkü sigarayı bıraktıktan sonra yüzünüze yerleşmiş olan matlık ve toprak rengi gördüğünüz zaten birkaç içerisinde kendiliğinden geçiyor. Öyle mi? Geçiyor. Geçiyor tabii. Geçiyor. Biliyorsunuz akciğerler de belli bir süre sonra temizlenmeye başlıyor. Evet. Hani o reklamlarda görünen ve ikimizin de çocuğunun çok böyle üzerinde durarak odaklandığı o katran. Evet. Sonuçta deride de bir miktar birikiyor. Belki tam olarak katran değildir biriken ama ben reklamdaki görüntüden yola çıkarak söyledim. O da arınabiliyor ve cilt oksijenasyonu, oksijenlenmesi artıyor. Dolayısıyla cilt parlıyor zaten. Hmm. Bir de hani güzellikle ilgili çok şey konuşuyoruz ama daha önce sana bugün Zülfü Livaneli'nin paylaşmış olduğu bir şeyden bahsetmiştim. Şiirden. Onu Instagram'ı takip ediyorum ben evet, de. Evet, evet. Onu bence de çok sevindim şeyse, ben de. Aynen. Her şey sende gizli diye yazmış Zülfü Livaneli. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Çok güzel. Çok güzel ve hani bugün böyle bir şey konuşacağımız için de bana belki denk geldi derler ya ilahi bir şey. Aynen öyle ya. Kesinlikle inanıyorum ben buna. İlahi bir şey yukarıdan geliyor diye. Evet. Burada ben hayatta hiçbir zaman tesadüflere inanmıyorum. Evet tam önüme yani zaten çok severek ve keyif alarak okuduğum, dinlediğim, izlediğim bir sanatçı. Bugün de önüme bu şiiri gelmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Valla biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok güzel ediyorum. Bir şiir bize verdin. Ben de mutlu oldum paylaşmaktan. Hani burada özellikle iki noktayı da tekrar vurgulamak istiyorum. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yani hani bazı hastalarım geliyor, çok olmadık istekleri oluyor güzellik konusunda. Bana bir kere anlatmıştın. Evet anlatmıştım. Evet. Hani bizde de özellikle dermatolojik konularıyla toplantılarda konuştuğumuz şeylerden biri. Bizde bir endikasyon dediğimiz bir durumun yapılması gereken şeyler vardır. Hani bu tedavi bu hastalıkta ver. Olmaz. Bir de kontraindikasyon. Bu tedavi bu hastalıkta ya da bu durumda verme. Güzellik ya da kozmetik uygulamalarının verilmemesi gereken ilk madde şöyle özetleniyor. Hastanın gerçekçi olmayan beklentisi varsa. Şunu kastediyorum. Benden bir adrenalin çıkmaz. Eğer hasta bunu talep ediyorsa bu hastaya çok dokunma. Bir. İçinde ciddi anlamda bir değersizlik duygusu var evet, değil mi? Yani onu yaparsın hasta o an mutlu olur ama sonrasında mutlu olmaz. İki, hasta sana neden bunu istiyor? Hep farkındalık ve değerlilik duygusundan bahsediyoruz. Yani ben bunu niye istiyorum?
biri ben kendimi iyi hissetmek için istiyorum ve sonuç bana yakışacaksa bu bir gerçekçi beklentisi de yapalım. Ama sırf etrafındakilerin isteği nedeniyle, eşim olabilir, sevgilim olabilir, diğer arkadaşlarım yaptırmıştır o yüzden yaptırmak istiyorumdur. Bu da gerçekçi olmayan ve sağlam basmayan bir istek. Eğer böyleyse yapmamak lazım aslında. Böyleyse aslında bir psikoloğa ya da bir psikoterapiste görünmekte fayda var değil mi? Belki önerilebilir. Yani ama bunu hastaya tabii uygun bir şekilde anlatmak lazım. Beklentisinin gerçek olmadığını ya da hani aslında kendi isteğinden değil de dışsal bir dürtüyle bunu yapmak istediğini. Bir hastam olmuştu. Şunu ifade etmişti. Özellikle hani kadın izleyicilerimiz yolunda özellikle bunu belirtmek istiyorum. Hani kocam buramı böyle beğenmiyor. Kocam buranın daha kalkık olmasını istiyor. Ya da daha basık olmasını istiyor. Ya da daha dolgun olmasını istiyor gibi istekle gelmişti. Hani orada o kadının mutlu olması mümkün değil. Çok bunu, ekstra bir şey istiyor değil çok mi? Çok ekstra bir şey istiyor. Bizim zaten hani karşılayamayacağımız bir şey istiyor. İşte zaten dudakları çok kalın ama dudaklarını ekstra doldurmak istiyor. Hani bu tür şeylerde biraz hastayla karşılık konuşmak, neyi niye isteyeceğini, istediğini farkına vardırmak ve gerçekten kendi isteğiyse, yapılabilecek bir şeyse yapmak. Ama bazıları gerçekten kendinin isteği oluyor Yasemin. Onlara yardımcı oluyoruz zaten. Onları zaten tam tersi biz yapalım diyoruz. Yani dermatologlar, doktorlar, plastik cerrahlar biz yapalım çünkü sektör çok büyük. Evet. Eğer biz onları yani kozmetik işini de o yüzden yapıyoruz hekimler olarak. Biz deriyi biliyoruz, deri altını biliyoruz, bu işlemlerin bazı komplikasyonları biliyoruz. Hangi yere yaptığımız dolgu uygulamasının nerede sıkıntı çıkarabileceğini biliyoruz. O sıkıntıyı nasıl giderebileceğimizi biliyoruz. Ve hastaya şöyle bir açıklama yapmıyoruz biz. Senin cildin böyle bir yanıt verdi. Şimdi evet bazı uygulamalara bazı ciltler belli farklı yanıtlar verebilirler ama bunun bir öngörülebilirlik durumu vardır. Sen hangi dolguyu, nereye, ne miktarda verdiğini bilirsen, oradan hangi damarın geçtiğini bilirsen, hangi yağ yastıkçığına ne kadar koyman gerektiğini bilirsen, genelde problem yaşamıyoruz. Hiç mi olmaz? Mutlaka. Olabilir. Yine her şeyi iyi bilmene, her şeyi çok iyi yapmana rağmen problem olabilir. Ama o problemleri de nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Olay bu. Yoksa eline her enjektörü alan, her yere enjeksiyon yapabilir. Bir iğneyi deriye sokmak zor bir işlem değil. Değil mi? Sen üç kere görsen, geri gelir sen de yapabilirim dersin. Ama onun 1 milimetre ilerisinde ne olduğunu bilmezsen, 2 milimetre gerisinde ne olduğunu bilmezsen, hangi maddeyi nereye vereceğini bilmezsen problem yaşarsın. Ama çok fazla güzellik salonları var. Burada ne kadar sağlıklı. Bir sıkıntı var. Bir kere güzellik salonlarına devlet bu konuda bir düzenleme yapmış. Güzellik salonlarında herhangi bir enjeksiyon yapmak yasak. Doktorun olmadığı yerde hemşire dahi olsa bir enjeksiyon yapılamaz. Şimdi biz dediğim gibi başını sonunu bildiğimiz için biz bu kadar özenli oluyoruz. Bir enjeksiyondan hasta ölebilir. Yapan kişi bunun farkında değilse o hastalığı hiç uygun olmayan bir ortamda hayatıyla ilgili riske atmış oluyor. Çok basit bir botulinum toksin uygulamasında hasta bayılabilir. Bayıldığı an kusabilir. Kusmunu akciğerine kaçırabilir, zatüre olabilir. Bakın çok basit diyorum yani nedir? Dediğim gibi bir başkası da biraz cesur olan biri, bu konularda biraz deneyimli olduğunu düşünen, ya ben işte cildi biliyorum diyen herhangi biri enjeksiyon yapabilir. Ama sonuçlarını toparlayamıyorsa. Peki aynı şey botoks için de geçerli mi? Aynı şey tabii onun için de geçerli. Hasta peki botoks, yani sen hiçbir şekilde kendine yaptırmıyorsun. Botoks ben birkaç kere yaptırdım. Alnıma yaptırdım. Kaş üzerime yaptırdım. Göz çevreme yaptırdım. Alnımdan ve kaşımdan çok memnun kaldım. Hı-hı. Ama göz çevreme yaptırdığımda bu sormuş olan çok iyi oldu. Ya ben bunu zaten vurgulamak istiyorum. Yani hı-hı, her şey herkese yakışacak diye bir şart yok. Yani ben bunu yapan bir insan olarak çok rahat söylüyorum. Bir botoks benim göz çevreme yakışmıyor. Neden olmadı? Çünkü benim yüzümü daha yorgun ve zayıf gösterdi. Yüzüm zaten zayıf. Hı-hı. Daha da zayıf göründüm. Baktım aynaya. Ya dedim bu bana olmadı. Her şey herkese olacak diye bir şey yok. Her çok ilginç. Herkese güzel durmaz. Her uygulama herkese yapılacak diye bir halbuki şey yok. Halbuki botoks daha böyle yukarı kaldırıyor ama... İşte yani şuradaki kırışıklıkları açıyor eğer göz çevresine yapıldığında. Diyorum ya ben buradaki şeylerim gittiğinde tabii buradaki mimiği de değiştiriyor. Buradaki kırışıklıklarım gidip mimiğim değiştiğinde güldüğümde göz çevremin daha çökük olduğunu ve daha yorgun göründüğümü hissettim. Bu nedenle yaptırmıyorum göz çevremi. Ama bu demek değil ki kaş arama yaptırmayacağım ya da alın çizgilerimi yaptırmayacağım.
Bu da kişisel bir şey yani. Peki sağlıklı mı? Botoksun herhangi bir saptanma zararı var mı? Bazı hastalara yapılmaması gerekiyor. Alerjisi olduğu biliniyorsa hastanın botoksa. Kas saptanabilir ama. Nasıl saptanabilir? Onun özel bir testi yok. Bir kere botoks yaptırdı, bir sıkıntı çıktıysa hastada, alerjik bir reaksiyonu olduysa, çok sık görülen bir şey değil ama olduysa bir daha yaptıramaz. İkincisi herhangi bir kas hastalığı varsa yapamayız. Özellikle miastenia gravis denen bir kas hastalığı var. Onda zaten günün sonunda hasta gözünü açamayacak kadar yorgun oluyor kasları. Bu hastalık öyle bir rahatsızlık. Onda kesinlikle yapılmaz. Bazı antibiyotikler kullanırken yapılmaz, etkisini değiştirebiliyor çünkü. Bazı bağışıklık sistemiyle ilgili olan hastalıklarda yapılmıyor botoks. Yakın zamanda kan sulandırıcı kullanan bazı hastalarımızı biraz erteleyebiliyoruz onu. Peki bunları bilgilendiriyorlar herhalde. Tabii tabii. Şimdi zaten hani yapacak kişi hekim olduktan sonra bilgilendirme konusunda sıkıntı olmuyor. Çünkü hekim hangi problemlerde yapılmayacağını biliyor. Onan formu denen bir şey var. Biliyorsunuz artık yani sen de herhangi bir operasyon geçirsen ya da tıbbi bir uygulama yapılsa ya da yakınlarından birine ameliyat olsanız, dişiniz çekilse ya da mesela cildiye için söylüyorum. Ben senin cildinden 2 milimetrelik bir biyopsi bile alacak olsam, bakın çok küçük bir şeyden bahsediyorum, 2 milimetrelik bir biyopsiden bahsediyorum. Onda bile sizin onayınızı almamız gerekiyor bizim. Bilgilendirilmiş onan formu denir buna. Biz bu bilgilendirilmiş onan formunda değil sana botulinum toksin uygulaması yapacağız. Öncesinde yapılmayacak şeylerle ilgili soru sormam gerekiyor zaten. Formda var. Alerjiniz var mı? Kas hastalığınız var mı? Herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz? Gibi uygulamadan uygulamaya değişen 8-10 tane sorudan oluşan bir form var zaten. Siz onu yanıtlıyorsunuz. Biz önce ona bakıyoruz. Sizde bir engel var mı diye. Engeliniz yoksa eğer sizi uygulamaya alıyoruz. Tabii onan formunda başka şeyler de var. Mesela botulinum toksin uygulaması ile ilgili komplikasyonlar da var. Nedir? Özellikle uyguladığımız yerden aşağıya sızarsa göz kapağınız düşebilir. Yanlara geldik. Yani doğru uygulama yapıldığında genelde bu problemler olmuyor. Bazen çok nadiren en doğru uygulama bile yapılsa aksilikler olabilir. Buna komplikasyon deniyor zaten. Bu bir ameliyatta da olabilir. İşte farklı bir uygulamada da olabilir. Kaşınız düşebiliyor. Göz kapağınızı çok rahat açamayabiliyorsunuz. Bunlar konusunda hastayı bilgilendiriyoruz. Olabilecek şeylerle ilgili tabii. Yani siz bir işe girerken sonuçta keyfe keder girdiğin bir iş bir senin. Yani sonuçta hayatı bir uygulama değil botulinum toksin uygulaması ya da doğal uygulaması ya da mezoterapi uygulaması. Senin bu konuda bilgin oluyor. Ben keyif için, güzelliğim için bu uygulamayı yaptırıyorum. Ama çok nadiren bunlar olabilir. Benim haberim vardı. Bu konuda bilgilendirildim ve buna rağmen hani kabul ediyorum deyip imzalıyorsunuz onu. Buna onan formu deniyor. Yasal olarak da her hastanın alınması gerekiyor. Yine o formda sizin o gün yapacaklarınız ya da yapabilecekleriniz ya da yapamayacaklarınız konusunda da sizi bilgilendiriliyor. Mesela işte o gün sıcak duş almayın, 4 saat yatmayın gibi. Hani dedik ya hani çok doğru yerlere yapılmış olsa bile siz diyelim o gün buraya masaj yaptırdınız ya da sıcak duş altında kaldınız, sızabiliyor aşağıya. Sızdığında gözünüzü kaldıran, indiren kasları etkileyip onları düşürebiliyor. Onlar konusunda bilginiz oluyor yani. Hani riskler konusunda bilginiz oluyor. Burada en büyük şey o. Peki kırışmaması için ne yapmamız lazım? Nasıl bakmamız lazım cildine? Bir kere mesela şöyle bir şey var. İşte güneş lekeleri, yani daha doğrusu güneş kremi kışın bile kullanılması gerekiyordu. Buna katılıyor musun? Evet. Evet. Şimdi güneş kırıştırıyor yani cildi. Güneş kış kesinlikle %80 nedeni kırışıklığınızın güneş. Eğer çocukluğumuzdan itibaren yüzümüzü sürekli koruduysak güneşten, kırışmamız oldukça geç oluyor. Bunu şeyden bile anlayabilirsin. Yani işte bizim gibi tarlada çalışmayan ya da sahilde çalışmayan çok farklı birini, evet, aynı yaşta tarlada çalışan ya da sürekli sahilde güneşte çalışan biriyle yan yana koyduğunda sadece güneş farkı değil, görürsün. Rüzgar da çok yani etkiliyor değil mi? Rüzgar da bulunduğu için etkili olabilir ama evet, en evet, çok güneş üzerinde duruyor. Onu kendi kendimizden de anlayabiliriz. Hani kolumuzun üstü daha çok lekelidir ama kolumuzun iç tarafında doğrusu leke olmaz. Güneş lekeyi de artıran bir şey. Aynı zamanda kırışıklığı da artıran bir şey. Hani yüzümüz çok kırışır ama işte şu dekoltemizin altı çok kırışmaz gibi güneş görmeyen yerlerimiz. Oradan bile ayırt edebiliriz. Dediğim gibi çocukluktan itibaren güneş koruyucu krem kullanırsak yaşlanmamız azalıyor.
Tabii bunu da abartmamak lazım. Evet. Eğer kalkıp da her yerinizi sürekli güneşten korursanız bu sefer sizin kemiklerinizi geliştirecek olan D vitaminini alamazsınız. Evet. D vitamini alamazsanız da yüzünüz güzel kalır ama bacağınız çarpık olur. Ne yapacağız orada? Bir de D vitamini başlı başına bence mutsuzluk, öyle değil mi? Tabii şimdi ihtiyacımız var. Güneşlenmek endorfin salgılatan bir şey. Aynen. Ve o yüzden ihtiyaç duyuyoruz. Ben bir Karadeniz turuna gitmiştim 10 gün. Orada güneşsiz. O yüzden Karadenizler muhtemelen çok sinirli. Sonra geldim, 3 günde burada deniz kenarına gittim ki o stresi atayım üzerinden 10 günlük güneşsizlik şeyine. Ve şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim bunun üzerine. Bir çalışma yapılmış, güneşlenmek ya da solaryuma girmek bağımlılık yapar mı yapmaz mı diye. Nasıl yani? Bağımlılık yapıyor. Neden? Neden? Çünkü güneş ışıkları endorfin salgılatıyor. Endorfin mutluluk hormonu biliyorsun. Kesinlikle. Evet, sen o endorfini her seferinde almak için ya güneşe gidiyorsun ya güneşleniyorsun ya da solaryuma giriyorsun. Tabii solaryum hiç önermiyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama sırf bu nedenle solaryuma uzun dönem giden insanlar var. O yüzden Amerika'da yapılmış çalışmam. İlginç. Evet. Kuzeyde o yüzden mi intihar oranları, depresyonu? Muhtemelen yani insanlar görmeye güneşe. Muhtemelen. İlginç. Öyle. Ama buna rağmen hani tabii ki normal yaşam içerisinde insan her zaman güneş koruyucu süremez. Hı hı. Daha doğrusu hani çok özenliysen bu konuda, vaktin varsa yüzüne her zaman sür. Diğer yerlerini her zaman çok korumak için D vitamini alırsın. Hı hı. Buna rağmen leken olduysa, şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Aynen. Ya da leke olması. Bazen gerçekten lekeye çok meyil oluyoruz. Benim mesela kendi bir hoca arkadaşım var, ne yaptıysam olmuyor diyor. Şimdi yine burada dermatologlar hastayı biz olup hasta olarak değerlendiriyoruz. Tabii. Aha. Yani leke sadece bir cilt problemi değildir. Hı hı. Doktor kontrolünde takibi ve tanısı olması gereken bir deri hastalığı olarak kabul ediyoruz. Hı hı. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum ben. Ama bunun bir dozajı olmadı. Çünkü herkeste küçük lekeler var, öyle değil tabii mi? Tabii ki, yani hepsi bunun patolojik değil. Hastayı alıyoruz. Hı hı. Leke tipine önce bakıyoruz. Hani bu gebelik maskesi gibi tüm yüzü kaplayan bir leke midir, sadece bıyık bölgesinde midir ya da sadece işte yanaklarda mıdır, derinliği nedir? Hı hı. Çok keskin kenarlı olanlar yüzeyel oluyorlar. Hafif silik kenarlı, hafif keskin kenarlı ise orta düzeyde oluyorlar. Tamamen silik kenarlıysa derin de oluyorlar. Bunların tedavi yanıtları da farklı. Önce bunu değerlendiriyoruz. Hormonal bir problemi var mı? Mesela melazma dediğimiz gebelik maskesi türü olan lekeler gebe olmayanlarda da görülebiliyor. Hormonal evet, bir nedeni var mı? Buna yol açan bir ilaç kullanmış mı? Mesela bazı hormon ilaçları, bazı antibiyotikler, bazı kalp ilaçları lekelenme yapıyor. Hmm. Önce bunları ayırt ediyoruz. Hani bir leke deyip de sadece lekede kalmamak lazım. Bunun kökeninde ne var, ona bakmak lazım. Evet. Eğer buna bir ilaç neden olduysa ilacı kesmek gerekiyor. Doğum kapı kontrol kapı neden olduysa onu kesmek gerekiyor. Hiçbir şey neden olmamış olabilir. Bir hormonal problemi olabilir hastanın adet düzensizliğiyle beraber ya da adet düzensizliği olmadan da bir hafif bir hormonal bir dengesizliği olabilir. Onu tespit etmek gerekiyor. Bunları tespit ettikten sonra evet güneşten korunma, evet leke açıcı tedaviler. Lekeci tedaviler çok geniş yelpaze. Basit evet. Bir leke açıcı kreminden de oluşabilir, PRP yapılabilir, mezoterapi yapılabilir. Cilden cilde göre değişiyor değil mi? Soyma işlemi yapılabilir ya da o lekeye dokunmamak gerekebilir. Neden? Her leke tedavi edilmeli midir? Ve gelir olay. Evet, neden peki? Mesela çok esmer bir hasta geldi. Yani hı-hı. Tedavi yöntemini ona göre seçmek gerekir. Çok bir esmer hastada deri soyma işlemi yani peeling yapmak hasta lekeyi arttırabilir. Evet. Buna benzer bir olay hatırlıyorum. Duydum. Yani medyadan duymuş olabilirsin. Çok deri tipi 5-6 dediğimiz çok esmer hastalar 4 de buna bazen dahil yapılan uygulamalar sonucunda işlemin yan etkisi olarak leke bırakabiliyor. Hmm. Mesela onan formu dedik ya, bunları onan formunda yine hastaya anlatıyoruz biz. Hani biz size evet bu tedaviyle atıyorum şu anda oranı %60 lekenizi giderebiliriz ama %40 oranında yaptığımız işlem sizde leke bırakabilir. Bunu doktorlar yapıyor ama burada tekrar vurgulamak istiyorum. Hani doktorlar mesleklerinin durduğu yer gereği bunu söylemek zorunda zaten. Hastayı bilgilendirmek zorunda. Yapılan işlemin komplikasyonunu da anlatmak zorunda. Mesela o hastada bazen sadece leke açıcı ya da sadece güneş koruyucuyla gidiyoruz. Ekstra bir işlem yapmıyoruz. Anlatabildim mi? Ya da biz hangi lekenin
neyden kaynaklandığını bulduysak sadece hastaya sabır diyoruz. Sabredin. Bu leke 3 ay sonra geçecek. Sabredin. 1 yıl içinde geçecek. Ha 1 yıl içerisinde geçmeye de bilir. Geçmezse size bu tedavileri yapalım. Anladım. Anlatabildim mi? Çünkü hasta o tedaviye belki bir sürü para dökecek. Ama o parayı dökmeden de geçebilecek lekeler var. Bunun da bilgisini veriyoruz. Sabredin. Bir yıl içerisinde bu kalmayacak zaten diye. Peki PRP, mezoterapi bunlar etkili mi leke etkili. Için? Çoğunda etkili. Dermapen. Çoğunda etkili. Etkili. Aynen çoğunda etkili. Mezoterapi zaten genel bir kavram. Deri içerisinde enjeksiyon ilaç verilmesi demek. Hı hı. Mezoterapinin başka ne işleri var? Çok yerde kullanılıyor. Saç dökmesinde kullanılıyor. Hı. Deriyi sadece bir parlatmak amaçlı kullanılıyor. İçindeki maddeye göre. Hani somun DNA koyarsan, hyaluronik asit koyarsan kırışıklıkları da açar. Deriyi canlandırır. Renk açıcılar koyarsan lekeyi tedavi edersin. Saç için besleyici şeyler koyarsan saç dökülmesini azaltırsın ya da önleyebilirsin. Selülitte kullanılanlar var, çatlaklarda kullanılanlar var. Yani her durum için farklı mezoterapi malzemesi var. Mezoterapi deriye iğne ile ilaç vermenin tam karşılığı. Ama derideki probleme göre verdiğin ilaç, yaptığın seansların aralığı ya da seansların sayısı değişiyor. Yine bunu dermatologlarla, plastik cerrahlarla görüşebilir hastalar. Mezoterapiyi yine salonlarda yapmak yasal değil çünkü bu bir enjeksiyon. Şimdi lekeden devam edecek olursak şeyi... Çok önemli mesela yaşlılık lekeleri. En büyük problemlerden bir tanesi. Çok, işte dediğim gibi ayırt etmek lazım. Hı. Bu bir basit lentigo dediğimiz bir güneş lekesi midir? Başta basit lentigo olarak başlamıştır. Eğer sonra rengi, şekli, boyutu değiştiyse lentigo maligna melanom dediğimiz bir kansere mi dönmüştür? Ya da bizim solar keratoz dediğimiz, üzeri kahverengidir ama pullanmaları da vardı. Mesela benim böyle bir hastam olmuştu. Solar keratozu vardı. Solar keratoz deri kanseri öncülerinden biri bu arada. Yani biz onu gördüğümüzde ya onu oradan çıkarıyoruz, ya bazı kremlerimizle geriletiyoruz, ya dondurma tedavisi yapıyoruz, ya yakma tedavisi yapıyoruz. Böyle bir hastam bir güzellik salonunda bir uygulama yaptırmıştı. Hiç yapılmaması gereken bir şey. Daha beter azdırır değil mi? Tabii daha beter arttırmıştı. Bir de hani takibi zorlaştırıyorsun. Hani olmayacak bir hızda olayı çeviriyorsun. Kansere dönmesini belki. Ve hani bu konuda da esaslı bir para vermişti güzellik salonuna. Olmaması gereken bir işlem, olmaması gereken bir yerde yapılmış ve bunun üzerine bir de para ödenmiş. Kabus gibi. Kabus gibi. Hmm. Ama burada çok hasta kötü. Gitmeyecek. Çok kötü. Anlatabildim mi? Hastanın bilinçli olması lazım. Kapitalizm bizi yutuyor. Aynen kapitalizm. Evet. Biz yani. Adriana Lima olmamızla ilgili ciddi aynen. anlamda ikna aynen. çabaları var. Tabii orada ne yapacağız? Az önce şiirde geçtiği gibi yani tekrar ona dönmek istiyorum ben. İçimiz mutlu olacak benim. Eğer içimiz mutlu değilse, biz sürekli kendimizle kavga ediyorsak, kendimiz kendimizi çirkin görüyoruz zaten. Ve bunun yapılan işlemlerle geçebileceğini düşünüyoruz. Hani hep farkındalık, senin programın adı farkındalık, konuştuğumuz hep şey farkındalık. Bizim mutsuzluğumuz nereden geliyor? Önce onu çözmek lazım. Gözümüzün altını çökmesinden mi yoksa hayatımızdaki başka bir problemden mi? O hayattaki başka problemi gidermeden öbür tarafı... Yani tamamlayamayız. Yine yaparız. Biz hekim olarak yok mu? Bana gelen hastalarım da var. Ben de elimden geldiği kadar bilgilendirerek, elimden geldiği kadar uygun ölçülerde yapıyorum bu işi. Orada bir dönmek lazım kendine. Ne diyordu Zırhlı Livaneli? Gözlerinin, kaşının, renginin ne renk olduğunun önemi yok. Senin karşındaki sevdiğin kişinin seni nasıl gördüğü önemli. Eğer herkes sadece güzeli seviyor olsaydı, bu standartların dışındaki insanlar hiçbir yerde yaşam alanı bulamazlar. Kesinlikle öyle. Yani bir biyokimyasal uyum denen bir şey var. Tabii biyokimyasal bir çekim var. Son moda şeyle elektrik var. Elektrik, evet. Yani her şey kırışıklığımızın olmaması değil. Bir de bayanlara niye bu kadar dürtüyorlar? Evet değil mi? Ya daha bir de bu kısım çok, var. Evet neden? Biz niye sürekli güzel olmak zorundayız? Evet bu da var. Şimdi hani zamanı kadının bir de böyle bir problemi var. Hem güzel olmak zorundayız. Hem bakımlı olmak zorundayız, hem zayıf olmak zorundayız. Akıllı olmak zorundayız. Akıllı olmak zorundayız. Hem çok iyi iş kadın olmak zorundayız, hem süper anne olmak zorundayız. Sence bu hepsi bir arada. Çok bizi çıldırtan aşırı. Bir şey değil mi? Evet ya, aşırı patolojik bir şey değil mi? İçimde. Sonra evet. Sonra ne yapalım?
bir mutsuzluk kaynağı bize. Al sana depresyon sebebi. Al sana depresyon sebebi. Çok doğru. Bu kadar yük, bu sefer iyi anne olamadık mı kaygısı? Sürekli. Aynen. Bu zaman ne oluyor bu sefer iyi anne olamamak kaygısı? Bize neyi yaptırıyor peki? Olmayan dertlere odaklanıyoruz çocukla ilgili. O kadar doğru söylüyorsun. Tabii, ta o zamandan başlıyor. Çocuğumda leke, çok küçük bir yanık olmuş mesela. Çocuğumda leke kalacak mı? Hı. Kalsa ne olur? Çok samimi söylüyorum. Yani hani belki bir hekim olarak bunları söylemem çok doğru olmayabilir ama şimdi ben bana gelen şeyi tedavi etmeye çalışıyorum zaten. Ama bazen bir yanığın açık renkli lekesi bir yılda iki yılda geçiyor. Ama anne ya da çocuk ona o kadar odaklanmış oluyor ki o geçene kadar bir yıl iki yıl mutsuz oluyorlar. Kesinlikle böyle çok bir doğru. Mutsuzluğun gereği var mı? Aynen. Yok. Aynen. Bu gerçek bir dert değil çünkü. Aynen. Gülse Birsel yazmış diye bir gün canı sıkılıyormuş evde. Annesine söylemiş. Annesi de önce bir cimcik atmış Gülse Birsel'e, git o zaman bulaşıkları yıka demiş. İyiymiş. İyiymiş. Yani. Ya bu yeni neslin, ben hani son yazılarımda da çok dikkat ediyorum buna. Dertsizliği, rasyonel anlamdaki dertleri dert edinemeyip abuk sabuk şeylere sarması, evet, çok ciddi anlamda bunalım. Yani dünyada, evet, geçen hafta da vurgulamıştım galiba, 50 milyon bugün evi olmayan çocuk varmış ve bunların 28 milyonu savaş altındaymış. Evet. Ya bundan daha büyük ne dert olabilir ve sen böyle bir dünyadayken, ya tabii ki de kendi dertlerimizi tabii ki de tabii bakacağız. Tabii ki ilgilenelim. Evet, bu önemli bir şey. Benim demek istediğim bir hikmet olarak yanlış anlaşılmasın. Ama bir dozaj, bir dozaj fazla lazım. Kendine tabii düşmek. Ki bir problem olduğunda gelelim. Ama problem olmayan şeyleri de bu kadar dert etmeyelim kendimize. Aynen öyle. Aynen. Çünkü o gereksiz bir mutsuzluk getiriyor insana. Ve bak, o ileride farkında olmadan depresyona da sebebiyet veriyor. Depresyona girdikten sonra depresyonun tedavisi daha zor. Ama girmemek için gerçekten rasyonel dertleri dert edinmek ve hayatı çok daha fazla anlamlandırmak gerekiyor. Doldurmak gerekiyor. Kesinlikle. Okuyarak, öyle olduğunu düşünüyorum. Yaşayarak, evet, çalışarak. Aynen. Sevdiklerimizle vakit geçirerek. Aynen. Çok iyi ailelerde yetişmiş çocuklar da var ama böyle o kadar sorumsuzluk var, anlamdıramamak var. Tabii doğal olarak çocuk mutlu olamıyor. O yüzden, evet, gerçekten hayatı rasyonel dertleri yaşamak önemli. Biz fazla birazcık didikliyoruz galiba. Evet, fazla ortada didikliyoruz. Aynen. Bu da yine konuşmuştuk, hastalık hastalığı olayını ortaya getiriyor. Evet, maalesef bu aralar birazcık. Her şey. Evet, bu aralar bende de vardı, o yüzden bana söyleniyor, evet, azıcık. Biraz fazla. Çok okuyor olmanın, her, evet, şeyin konuşularak hem televizyon yoluyla hem internet yoluyla bütün hastalıklar sürekli gözümüzün önünde ve elimizin altında. Çok zor. Ve onlara çok odaklanıyoruz. Çok zor. Evet. İşte internetten bir şey okuyor hasta bir yakınmasıyla ilgili. Ben diyor, kan kanseri diyor, bulguyu vermiş. Evet, yani. Yani midesi bulanıyor, başı dönüyor yani herkeste olan, her an, evet, olan yani şeyler. Çok basit bir bulguyu, evet, geliyor, ben kanser miyim diyor. Evet. Yani nereden çıkartıyorsun? Çok fazla var değil mi böyle? Tabii lekeden çok yani. Var. Evet, bazı lekelerden kanser çıkabiliyor ama hani bu %1-2 bilemedim 5. Sen bana geçen sene mi söyledin, tabii bu sene arttı mı bilmiyorum. Belirli, hani bunca yıllık doktorum, hayatımda 2 kere mi 3 kere mi kanser vakasıyla karşılaştım diye. Yani bazı kanserler öyle, hani mesela deri lenfomaları çok nadir. Çok hani nadir. Ben kanserlerini daha sık görüyoruz ve hani genetik tedavileri veriyoruz ama hani hastaların çıkarım yapmasıyla ilgili konuşuyoruz. Ama bizim ona yüklediğimiz anlam korkunç. Tabii. Yani en basit lekeyi kanser miyim diye geliyor. Evet. Çünkü ya da en basit kızarıklığı işte şunu mu oldum, bunu mu oldum diye geliyor. Ve ben hastalara şunu söylüyorum. Bunu nereden çıkardınız diyorum. İnternetten okudum. Hep şu kelimeyi kullanıyorum, ben cümleyi. Ben diyorum şimdi 20 yıllık olduğum hekimliğim. Ben diyorum 20 yıllık hekimim bazen bazı lezyona bakarken sadece gözüm yetmiyor. Ondan biyopsi alıyorum ya da dermatoskopiyle bakıyorum ya da takip ediyorum. Bizde takip de çok önemli. Yani bir lezyon nasıl başlamış, günler içerisinde nasıl şekil almış, yeni lezyonlar çıkmış mı? Hani sadece kabarıklıkmış, içi sulu kabarcık olmuş mu? İçi sulu kabarcıkken işte kolay mı açılmış, zor mu açılmış gibi bir sürü takip şeyi var. Ben diyorum 20 yıllık hekimim, bunu bir bakışta söyleyemiyorum da siz bir akşam internetten bir şey okumakla nasıl kendinizi tanı koyabiliyorsunuz? Bir bu. Evet, bu bana da kapak olsun bence. Bu şu anlamda, yani hastalar çok kaygılandığı için sıkıntı oluşturuyor. Tıp fakültesi hastalığı diye bir kavram var. Tıp fakültesi 3. sınıfta hastalığı, evet, okumaya başlıyoruz, evet, biz. 1'de ve 2'de normalleri okuyoruz. Hani normal anatomi nedir, normal fizyoloji nedir,
normal mikroskobik deri histoloji dediğimiz görüntüsü nedir onları okuyoruz 1 ve 2'de. 3. sınıfta hastalıkları okumaya başlıyoruz. 4. sınıfta hasta başında onları görüp işte muayene edip tedavileri takip etmeye başlıyoruz eğitimimiz boyunca. 3. sınıfa gelen birçok tıp öğrencisi kendi her okuduğu hastalığı kendinde bulmaya başlıyor. Ama buna tıp fakültesi hastalığı deniyor. Şimdi moda insanların internetten okuduğu şeylerle tıp fakültesi hastalığına yakalanması. Çok fena. Gerçekten burada çok fena bir şey. Evet, bilgilenelim. Ve panik ataklar gerçekten. Yani şöyle bir şey var. Hasta gerçekten internetten bulduğu kendi doğru tanıyı da koyuyor. Hani bunu inkar edemem. Bazen diyor ki ben zoma oldum geldim diyor. Bazen diyor ki işte bu egzamaya çok benziyor diyor. Ya da diyor ki ben de sedef vardı açtım internette okudum diyor. Çok korktum diyor. Ne gerek var? Şimdi mesela sedefin çok geniş bir yelpazesi var. Bir hasta vardır. Ömür boyunca sadece dizinde, dirseğinde kırmızı kabarıklıkla gider. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir hasta vardır. Bütün vücudu kırmızı kabarıklıklar ve kullanmalarla gider. Şimdi ömür boyunca sadece dizinde, dirseğinde kırmızılıkla gidecek olan bir hastanın kalkıp da bütün vücudunda kırmızı olan bir hastalığın resmini görmesinin bir anlamı var mı? Onu kaygılandırmaktan başka. Evet, çok doğru. Yani evet, bilgilenelim. Boşu boşuna anı kaçırıyorsun değil mi? Evet, bilgilenelim. Fikrimiz olsun ama bunu abartmayalım. Bizi kaygılandırdığı yerde duralım. Yani sadece bunu doktorla konuşalım. Peki benlerle ilgili ne düşünüyorsun? Güler'cim sormuş. Benler doğuştan benler farklılaşırsa ne olacak? Şimdi hayatının neredeyse her evresinde yeni ben çıkışı olabilir. Hı hı. Bazı insanlar doğuştan bazı benlerle çıkar. Çok ama fazla yaşında, olan bir şey. 10 yaşında, hı hı. 20 yaşında, 30 yaşında hı hı. yeni ben çıkaran kişiler var. Hı hı. Kriterimiz şu. Olan benimiz hızlı büyüyorsa, hızdan kastım aile içerisindeyi kastediyorum. He. Ne kadar mesela? Yani işte 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde, 6 ay içerisinde ya da son 1 yılda bu hızlı büyüdü. Şekli değişti. Hı hı. Düzdü, kabarık oldu, kabarık da düz oldu, kenarları silikti, keskin sınırlı oldu ya da böyle dilsi uzantı dediğimiz uzantıları oldu. Kahverengiydi, mavi oldu, maviydi, koyu siyah oldu gibi herhangi bir değişim varsa bizim için çok önemli olur. Normal bir lekenin, anladım. Tamam. Değişim, yani bu da takip olan bir şey. Büyüme. Diyelim senin burada bir benin var. Hı hı. 1 yaşındayken vardı, 20 yaşındayken de var ama 20 yaşına kadar geldiğinde işte 3 katı, 4 katı kadar büyüdü. Bu olabilir. Hı hı. Ama sen bunu 3 ay içerisinde bana dersen ki ya benim buradaki benim 3 ay içerisinde büyüdü, 3 ay içerisinde renk değiştirdi dersen benim için anlamlı. Ben onu takip ediyorum. Anladım. Dermatoskopi dediğimiz bir aletimiz var. Önce gözle bakıyorum. Sonra dermatoskopiyle bakıyorum gerekirse. Ya takip ediyorum, belli skorlama sistemleri var. Seni 6 ayda bir ya da yılda bir görüyorum. Bir sıkıntı varsa çıkarttırıyorum. Ya da diyorum ki bunu hemen çıkarttıralım, patolojiye gönderelim. Bir beynin çıkarılmasının hiçbir mahsuru yok. İz kalması dışında. Yani o yüzden bazı hastalar belli bence çıkarmak ama istiyorlar. Ama bazen hiç mi riskli değil? Bilmem bir riski yok. Yok. Tamamen çıkartıldığında hiçbir risk yok. İz dışında. Ama riskli bir belin çıkarılmaması daha sonra yayılan işte melanomun oluşması ve yayılması çok daha riskli değil mi? Hı. O yüzden bir belin sağlık açısından çıkarılması önerildiyse, çünkü bazı hastalar bunu soruyorlar. Hani dokunmak daha mı sıkıntılı diye özellikle bu konuya gelmiş olarak vurgulamak istedim. Şüpheli benler çıkartılır. Bazı hastalarda displastik nevus, yani displastik demek biraz böyle tam kanserleşme olmamış da hani meyilli bir meyil var demek. Displastik benlerin olduğu hastalarımız var. Onları zaten görüp hemen dermatoskopi yapıp çıkarttırıyoruz. Sayı çok fazlaysa, hani bunu bir bende, iki bende yapmak kolay da hastanın 20 tane displastik nevusu varsa bununla ilgili çeşitli dermatoskopi, bilgisayar dermatoskopi cihazlarının olduğu üniversitelerimiz var. Onlara yönlendiriyoruz. 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir bilgisayara kaydedilerek değişim var mı yok mu takip ediliyor. Değişim olan benler çıkartılıyor. Anladım. Yoksa bir hastanın vücudundaki 20 benin 20'sini almak mümkün olmayabilir. O hasta da takip ediliyor. Güneşten korunuyor. Bu şekilde hayatını idame ettiriyor. Peki bir izleyicimiz sormuş. Vitiligo hastalığının, daha doğrusu vitiligo lekelerinin... Vitiligo beyaz lekelerle giden bir deri hastalığı. Var mı çaresi?
Onda da yani çok güzel kremler çıktı. Onlar var, vitamin mineral destekleri var. Tabii vitiligonun nedeni hala tam olarak belirlenmiş değil. Temelde 3 teori üzerinde duruluyor. İşte stres sintetiklediği teorisi en sık da bizim de kabullendiğimiz teori o gibiler benim açımdan. Stresin tetiklemediği bir şey var mı acaba? Neredeyse yok. Çünkü bütün bulaşık sistemimizi etkiliyor stres. O yüzden dermatolojik hastalıklarda da önemli. Bir stres teorisi var ve vitiligo ile ilgili bir otoimmün teori var. Otoimmün teori de vücudun kendi hücrelerini yıkması ve başka otoimmün hastalıklarla beraber olması. Mesela şeker gibi, guatr hastalıkları gibi hastalıklarla beraber oluyor otoimmün teorisi var. Bir de ailesel geçişle ilgili bir teori var. Ama bunlar sadece teori düzeyinde. Stresle ilgili olan da teori düzeyinde ispatlanmış bir şey yok. Ama hani yeni gelişen işte ışık tedavileri var, kremler var, ağızdan verilen destekler var. Birçok hasta tedavi edilebiliyor. Peki. Tedavi edilemeyenler için de tamamlayayım. Çok güzel kamuflajlar var. Fondötenler gibi mi? Kamuflaj ürünleri var. Onları kullanabiliyor hasta. Önerdiğim bir fondöten var mı? Öneremiyorsa da bir reklama girer burada ne olmaz. Reklama girer söylemiyorum. Işık tedavileri var. Ya da hastanın cildinin çoğunluğu beyazladıysa kalan yerleri açma tedavileri var. Yani diyelim yüzünün %90'ı beyazladı ama işte biraz şurada, biraz alnında normal renkli alanların var. Onlar beyazlatılabiliyor, homojen olsun diye. Ama şurada vurgulamak istiyorum tabii bunu. Vitiligo hani iç organlara hasar veren bir hastalık değil. Ciltteki kozmetik bir sıkıntı. Yine ben bir ters açıdan bakmak istiyorum olaya. Evet biz bunu tedavi ediyoruz, tedavileri var, hastalarımız tedavilerini uygulasınlar. Ama bunun hayati bir şey olmadığını uygulamak istiyorum ben tekrar. Ve en son bir bununla ilgili magazinsel bir şeyde gördüğüm vitiligolu bir mankenin oldu. Ne kadar güzel bir şey ama değil evet, mi? Evet, hasta zenci, vitiligosu var, yani alıcalı bir cildi var ve mankenlik yapıyor. Müthiş. Ve çok güzel. Çok güzel. Yani hastalarımız bu kadar da stres yapmasınlar vitiligoyu. Çünkü stres de vitiligoyu artıran şeylerden biri. Tetikliyor. Yine dermatologlara gidip uygun tedavilerini alsınlar. Yanıt gören çok hasta var. Tedavini tamamen toparlayan çok hasta var. Bunları değerlendirsin. Harika. Peki son olarak nasıl güzelleşebiliriz? Ne yeriz, ne içeriz, ne yapmamız sağlıklı lazım? Sağlıklı besleneceğiz ve sağlıklı yaşayacağız. Temel şey o. Mesela su içeceğiz tabii günde 2 litre en az su içeceğiz. Her besin grubundan dengeli besleneceğiz. Ben onu hiç yemem. Bunu çok yerim diye bir kavram yok. Özellikle yeşiller, kırmızılar. Kırmızılar likopen içeriyor biliyorsun. Domates. Likopen cilde iyi geliyor değil mi? Süper geliyor. Yine yeşillikler koenzim küten içeriyor. Ve bir sürü antioksidanlar içeriyor. Meyveler, meyve asitleri. Yine yeterli karbonhidratı alma, yeterli proteini alma, yeterli yağı almakta hepsi bir bütün. Yani şunu sırf yiyelim de güzelleşelim diye bir şey yok. Dengeli beslenme, evet. Mutlu olmak, spor yapmak, sevmek. Cinsellik. Cinsellik, aşık çok olmak. Önemli. Aşık olmak çok önemli. Yüze yansıyan şeyler. Ama tabii ki bunların yeterli kalmadığı yerde dermatologdan, plastik cerrahtan yine bazı hekim arkadaşlarımızla ilgileniyor. Onlardan destek alınabilir. Bu arada oğullarımız eve gelmiş, bize selam söylüyorlar. Buradan mesaj attılar, biz de onları çok öpüyoruz buradan. Birazdan geleceğiz yanınıza, uslu durun. Aynen öyle. Yasemin'cim valla daha aslında bir sürü soru var ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel bir program oldu. Ayağına yüreğine sağlık. Tekrardan bekliyorum. Bugün de bilim ve farkındalık programının sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. İyi akşamlar.